Diyelim ve bu transferi sevgili Yalçın'a sormak istiyorum. Çünkü aynı mevkide görev aldınız Serdar Aziz'de. Fenerbahçe'de istediğini yansıtamadı sahaya pek fazla Serdar. İyi maçları var ama beklentiler çok yüksekti. O beklentileri karşılayamadı diyebiliriz. Beşiktaş'ta masaya oturdu. Öncelikli olarak bu transfer gerçekleşir mi? Gerçekleşirse Beşiktaş'ın defanstaki o kafalarda soru işareti doğuran boşluğunu doldurabilirim. Bence gerçekleşecek diye umuyorum. Bu benim kendi düşüncem. Neden derseniz fırsat transferi olarak görüyorum ben. Hı. Fenerbahçe bu yıl oyuncudan vereceği parayı bir kısmını verip Beşiktaş'la böyle bir sözleşmeye gidebilir düşüncesi var etti bende açıkçası. Hı hı. Çünkü son günlerde yaşanan bu tür transfer trafikleri daima kulüplerin biraz ekonomik anlamda kendilerini rahatlatma projesi olarak görüyorum ben. Ee, bana da mantıklı geliyor açıkçası. Ama Serdar'ın da e, geçen sene geçen seneden alacağı rakamların e, karşılanması dahilinde e, ben bu transferin gerçekleşebileceğini umuyorum. Ve Beşiktaş'ın da ihtiyacı var diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın bir e, e, Genelde var. bu tip transfer hikayelerini Hakan biliyorsun kulüplerinin yani oyuncuya sahip olan kulüp sorun çıkartır. Ama ben burada tam aksi bence Fenerbahçe Serdar'ı vermek için Niyetle. tüm şartlarını zorlar. Beşiktaş o limitin ne kadar kullanıyor? Beşiktaş da biliyorsunuz çünkü ciddi bir e, işte Kalin transferini bitiremedi nihayetinde evet. Hakan yani. E, Serdar da e, az parayı oynayan bir soper değil. Yani Galatasaray'da hatta Serdar Bursa Spor'da da iyi para alıyordu. Evet. Ben o dönem haber yapmıştım. Galatasaray 2 milyon euroya gelmişti Alçın ama Bursa gibi bir Anadolu takımında 1,5 milyon euro yakın bir ücret alıyordu. Yani Bursa'daki o kontrat o yüzden uzatılmıştı. Bon servis hani bedavaya gitmesin oyuncu diye. E Fenerbahçe'de benzer şartlarda bir kontratla gitti. Galatasaray alacaklarına karşılık bon servisini verdi. Benzer şekilde ben Fenerbahçe'nin kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. İyi e transfer fırsat transferi e katılıyorum. Bir de bilmiyorum devamlık problemi var ama ben Serdar'ı yani bana çok hitap eden bir oyuncu Hakan. Yani şöyle söyleyeyim karakter koyuyor oyuna ama bir devamlı problem var yine bu Galatasaray'dan ayrılış sürecinde Fatih Hoca'yı şu an kimse neden gönderdin demiyor. İşte Fenerbahçe'de de benzer problemleri yaşıyor. Peki Yalçın, e, tekrar edeyim. Sergen Hoca'nın aradığı stoper, Serdar Aziz mi? Bence olabilir. Çünkü hem hırsıyla hem de genç yaşta liderlik vasfıyla Beşiktaş'a ruh katabilecek bir oyuncu profili. Açıkçası gözümde baktım da canlandırdım da. Ve tercih edilir Yalçın ya. Kesinlikle. Beşiktaş'a gelince sonu uzun uzun konuşacağız. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> akşamın maçından biz başlayalım. Çok çok güzel haber bu arada. Serdin tebrik ederim Sercan'ı. Sercan, Sercan diyorum ya Sercan'la ahmet, ahmet Selim ahmet. Kulun e, hakikaten. Ahmet Obradovic'le başladı. Tabii, basket İkisi branş çok fark çok etmeden iyi Maşallah. Müthişler. Maşallah. Her iki diyeyim. taraf için de fırsat yaratabilecek bir transfer. Maddi külfetten kurtarma açısından. Tabii. Yani e, Fenerbahçe'de bir e, bolluk var stoper mevkinde de. Orada üçüncü stoper Zanka evet. zaten. Yani Tisserant'la Lemos'un. E, sadık olur en kötü dördüncü stoper. Serdar'dan maaşından muhakkak feragat etmek ister Fenerbahçe ama Beşiktaş bakalım ne kadarını karşılar o bütçesini Serdar için. stoper ihtiyacı var Beşiktaş'ta. Roko da gitti orada. Monteiro Gönç bugün aslında güzel topla çıkardı Hakan. Bir tane... <laughs> Yalçın, Yalçın beğenmedi. İşin uzmanına soracaksın. Stoperi işin uzmanına soracaksın. <laughs> Doğru diyorsun. Soracaksın. Yok yok evet. İşin uzmanına soracaksın. Galatasaray'la başladım. Maçtan geldin ayağı evet. tozuyla. Ee, gol geliyorum diye bağırda aslında. Tabii. Yani Fatih'in kurtarışları var. Aytaç'ın iki şutu var. iki dakika arayla. Ee, sayılmayan bir golü vardı Yusuf Erdoğan'ın. Ardından da attığı çok şık bir gol var. Ve Galatasaray'da benim ilk yarıda karşılaşmanın ilk yarısında en çok dikkatimi çeken pozisyon Feguli'nin bir pozisyonda orta sahadan topu alıp önü boşken kat etmeyip geriye Belhanda'ya dönmesi. Belhanda'nın tekrar ona vermesi. Belhanda'nın kaçtıktan sonra Feguli'nin tekrar ona vermesi. Hiçbir şekilde anlamlandıramadım. Önümüzdeki... Açtım izledim izledim tekrarını izledim bilgisayardan. Ben bir türlü anlamıyorum. Yani Feguli ile Belhanda'nın isteği ne Galatasaray'da? İçeride bir, olan bir insan olarak sana soruyorum. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında da basın tribünüyle protokol demin içe zaten. Sayın Abdurrahim Albayrak da ayağa kalktı yeter artık diye Fegül'ün iki kere geri dönmesinde. Hmm. birbirleriyle oynuyorlar tabii ki eee Belhanda ama bir sıkıntı olduğu açık. Ben burada takımdan ziyade hocadan ziyade bunu ispat olarak paylaşayım. Artık yönetimin tavrından rahatsız iki oyuncuda. Sürekli Fegül'ü Belhanda satılacak, çok para kazanıyorlar. Şimdi şöyle bir gerçek var. Ben onu geçen bir programda ifade ettim. kimse iyi oyuncu iyi para alsın. Hmm. Snyder geldi, Drogba geldi, dünyalar aldı ama Hak ettiler yani karşılığında hmm. verdiler. Belhanda, Fegül e üzerinde şunu söyleyebilirim. Galatasaray'ın yedek sahibi Lines'te 1,5 milyon euro alıyor. Bugün Belhanda, Fegül emin ol Hakan Galatasaray bonservisini versin bir şekilde Körfez ülkelerinde belki o parayı bulur ama iddia ediyorum Lines'in verin bonservisini 1,5 milyon euroyu Körfez ülkelerinde bulur. Galatasaray'da o zaten ipin ucu çok kaçmış. Evet. Falcoy'a verilen ücret. Hem Belhanda'nın hem Fegül'ün yönetimin bu tavrından rahatsız olduğunu biliyorum. Yani oyuncular ne kadar karşılık veriyor tabii bu da ayrı tartışma konusu. Ee, i̇lk iki sene şampiyonlukta evet... Ee, katkıları vardı ama çok inişli çıkışlı performansları var. Nihayetinde sattığın kadar al. Bu yüzden de Galatasaray bonservisli 6 numara ta takviyesi gerçekleştiremedi. E sonuçta ben hani Berlanda'nın Fegül'ün birbirleriyle oynamalarını, performanslarının düşüklerini biraz yönetime duydukları rahatsızlığa bağlıyorum. Hani oyuncuları burada savunuyor gibi algılanmasın. İkisinin de performansı. Ben maç yazımı özellikle söyleyeyim. Hayal kırıklığı Berlanda Fegül dedim. Hatta hani Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 kaydedebilir. Yalçın hiç problem değil ama en yüksek notu da Fatih almasın. Onun üzerinden 7 en yüksek not verdim önce Galatasaray'ın hocası Fatih. Evet. O bu, bu işi ilk yarıda, İlk yarıda ve kurtarmış olduğu bir 1-0'da 45'te düşüyor. İkinci yarı önünde bir 45 dakika var maçı çevirmek için. Eee Kasımpaşa'dan da Aytaç ve Yusuf çok iyiydi. Ki Kasımpaşa öyle aman aman bir kadroda oluşmamış oluşturmamış. Yalçın oynadığı zamanlar hatırlıyorum. Rüya takımdı o zamanlar. Şimdiki takımla kıyaslarsa gayet mütevazi bir kadroyla net haketti bir gayret. İlk yarı 3 olurdu hakan bu arada. Sana katılıyorum yani. 1-0 yani, değil ilk yarın hakkı. Şeyin, Aytaç'ın şutlarını çok 2. iyi çıkardı. Şimdi e, Mehmet'in vermiş olduğu istihbarattan e, cımbızla çekip sana soruyu sorayım. Dedi ki, Belhanda ve Fegüli yönetimin tavrından oldukça rahatsız. Sürekli satılmak istendikleri için. Çok para kazanıyorlar. E, teklif gelecek, satacağız. Bir şey oldu yok. Kim niye alsın Fegüli'yle Belhanda'yı? Zaten Galatasaray 4 milyon euro kazanan oyuncular. Cidden oyuncuların sıkıntı olduğu aşikar. Onu soracağım ya futbolcular da bu kadar e, takım içerisinde bunu diğer arkadaşlarına da nasıl hissettirebiliyorlar? Yani ben bu takım içerisinde mesela Arda var şu anda kaptan. Evet. Arda mesela bu konuya neden e, eğilmiyor diyeyim? Çünkü çok bariz bir şekilde figür ile Berlanda takım arkadaşlarına sanki tavır yapıyorlarmış yani gibi önce etmiş olayım. Hiçbir oyuncu ne kadar kıymetli olursa olsun hiçbir kulüpten Değerli olamaz. Kesinlikle. Bunu siz o oyuncuya hissettirmezseniz tabiri caizse o oyuncu bunu görür ve işte oyuncunun zaten potansiyeli belli. Bu oyuncular istediklerinde nasıl verim verdiği, şampiyonlukta nasıl etkin hale geldikleri ortada. Ama şu andaki performanslarının da negatif anlamda ne yöne geldiklerini istişare yaparsak ciddi anlamda sorun ortada olduğu belli. Ben şöyle bakıyorum dışarıdan futbolcu gözüyle. Ego savaşı görüyorum Galatasaray'da. Hmm. Ciddi anlamda Fatih Terim'in son dakikada son uzatma 5 dakikada e, kulübeyi bırakıp soyunma odasına gitmesi benim için hakeme falan bir isyan değil. O oyuncu grubuna olan inanmamak. Ben dışarıdan bunu hissettim ciddi olarak ister 5 dakika değil 15 dakika da uzatma gösterirse bugünkü Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı yenecek bir performans sergilediğini düşünmüyorum açıkçası. Galatasaray Kulübü'nün şu anda maçın yıldızı olarak lanse ettiğimiz Fatih diyorsak şapkayı önümüze koymamız gerekiyor. Bu kaçıncı maç oldu? Ligde 4, Avrupa'da 7 maç. Takımın en iyileri Marka Luyendama stoperlerin. Taylan'ı katan iç, içine Üç Bugün fatih Ete da yok. belki katabiliriz. Bugün, bugünkü maç özünde Ete ben beğendim. oyunculardan hep maçın olarak da. bahsediyorsak e, baktığınızda Rangers ya bizim çok rahat eleyebileceğimiz şu anda Türkiye'den futbolu anlayan kaç kişiye sorarsanız sorun Rangers'la ilgili bir McGregor'ı sayabilirler isim olarak. Hacinli oldu. Yani var. Sağ bek çok yani, iyi. Ama performans olarak bir fikir sahibi olmazlar Hacı'nın oğlu ile ilgili. Tabii. İsim olarak. Hacı'nın oğlu diye solaya çok iyidir. Diye Aynen bilirler. o düşüncesiyle. Iki <laughs> birden kullanıyordur mutlaka Ama diye artık düşünebilirler. Ama günümüz futbolunda takım olmak, takımdaşlık çok önemli. Şimdi çok önemli bir şey söyledi. Senden yola çıktık. Yalçın orada belki de imzayı attı. Diyor ki ego savaşı var Galatasaray'da. Bu hissediliyor mu peki mesela siz Geçen takip ettiğiniz seni sene istihbarat yine paylaşayım Hakan yorumdan ziyade bir olarak. Falcao geldiğinde biraz bozuk atmışlar. Hani bizim ücretimiz sürekli konuşuluyordu. 3,5 milyon euro, 4 milyon euro buyur 7 milyon.